Selamünaleyküm. Harikulade arkadaşlarım. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa önünüzü gördüğünüz gibi bazı bilen hazır. Hepsi de annemin bahçesinden geldi, kıyma hariç. Bugün çok kolay, çok pratik, çok sağlıklı, kızartma derdi olmayan bir karnıyarık yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizleri sıkmam. Sizler için güzel bir paylaşım olur arkadaşlar. Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada işte taze körpe patlıcanlar var. Bunları böyle alacalı şey yaptım arkadaşlarım. Şöyle soydum. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Zaman kayıp olmasın diye malzememi hazırladım. Çünkü yoksa sıkıcı oluyor. Hani ben olsam ben de sıkılırım. Burada da kıyma harcının içerisini kullanmak için işte papya biberi, yeşil biberim var. Kuru soğanım var. Bu şekilde domatesleri üzerine kullanacağım. Patatesleri de arasını koyacağım. O yüzden hani öyle hazırladım. Ama tabii patatesi koymak zorunda değilsiniz. Siz bilirsiniz yani. Bu şekilde arkadaşlarım hemen yapma aşamasını geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kıymam kavruluyor. Soğanımı ilave ettim. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz biberim soğanım köpürensin. Sıkmayayım arkadaşlar. Tekrar konuşalım. Arkadaşlar iç harcım soteleniyor ocakta. Ben doğar patlıcanlarımı hazırlayacağım. Bu yuvarlak borcamımı da yapacağım gördüğünüz gibi. Şuraya tabağıma birazcık zeytinyağı koydum arkadaşlar. Şöyle birazcık zeytinyağım var. Evde hangi yağınız varsa fark etmez. Şimdi bu patlıcanlarımı alacalı olan patlıcanlarımı şöyle şey yapacağım. Fırçayla yağlayacağım arkadaşlar şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde salacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde arkadaşlarım dizeceğim patlıcanlarımı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere patlıcanlarım hazır. Patatesleri de aralarını koydum. Dediğim gibi yani mecbur değilsiniz. İsterseniz koyarsınız. Tamamen sizin zevkiniz kalmış. Şimdi fırına koyacağım arkadaşlar. 180 derece alt üst pişirmeli. Bakalım ne kadar sürecek arkadaşlar. Arkadaşlar patlıcanlarım fırına koydum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iç malzemem hazırlandı. Oldu. Ben yalnız şeysini koyarken unutmuşum. Şöyle bir yemek kaşığı da şey koydum arkadaşlar. Biber salçası koydum. Bir de baharatlar attım arkadaşlar. Tuz, karabiber ve birazcık pul biber koydum. Yani çok azıcık da kimyon koydum. Bu şekilde siz istediğiniz baharatı atabilirsiniz ama bunlar yakışıyor hani. Bir de içerisine yarım çay bardağı su koydum. Birazcık pişirdim yani oldu. Biraz suyun çekesi kadar belirttim işte. Şimdi artık altını kapatıyorum arkadaşlarım. Kapattım. Aslında domates sosu falan olsaydı ondan koyabilirdik. Benim şu an elimde yoktu, o yüzden koymadım. O zaman şeydi gerek yok mesela bir çay yarım çay bardağı suyuydu gerek yok. Bu şekilde arkadaşlarım iç harcım hazır. Patlıcanlarım da fırında pişiyor. Onlar piştikten sonra işte üzerlerini açıp böyle açacağım. Kaşığılarına şöyle ayıracağım. Malzemesini koyup fırınımı süreceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere patlıcanlarım fırından aldım. Tam 40 dakika fırında kaldı. Yalnız herkesin hani patlıcanı farklı olabilir. Benimkinden körpe bahçeden bayağı tazesini getirdim. Sizinkinden biraz daha mesela şey olabilir, birazcık kart olabilir veya bilmiyorum büyük olabilir. O zaman belki pişirme süresi birazcık değişebilir. Yani onu kontrol edersiniz, bakarsınız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nasip olursa artık böyle üzerlerini şöyle çizgi atıyorum. Şöyle arkadaşlar şey yapacağım. Açacağım yani içerisine. Şöyle bir çizgi atayım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel pişmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuzdur inşallah. Bu şekilde açtım. Şöyle arkadaşlar mis gibi koktu mutfak. Tazecik patlıcan kokusu. Hiç kızartma gerek yok gerçekten. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah. Bizler deyiz hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Şükürler olsun bu halimizi bugünümüze. Bu şekilde arkadaşlar ben bildiğiniz üzere eşim rahatsız. Yalnız gelmiştim. İşte babam mevlüt falan olacaktı. O yüzden artık tatilim bitmek üzere. Bir ay falan oluyor işte. Anneciğimi birazcık sevindirmiş oldum. Eşim de orada tedavi görüyor. O yüzden gitmem lazım. Nasip olursa bundan sonra herhalde şey yaparım. Oradan yaparım çekimlerimi. Buradayken değerlendirmek istedim arkadaşlar.
beraber gelecektik ama nasip olmadı. İnşallah birazcık tedaviler bitsin, tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Allah'ım nasip kısmet ederse. Cümle hastalarımızda Rabbim sağlık sıhhat versin. Arkadaşlarım iç harcım da hazır. Gördüğünüz üzere artık şimdi yapmayı geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben sizi sıkmayayım. Bir güzelce doldurayım patlıcanların içerisine. Ondan sonra üzerlerine de çeri domateslerden koyacağım. Salçalı su yapacağım. Tekrar fırına vereceğim arkadaşlarım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere karnıyarım hazır. Şimdi üzerine salçalı su yapacağım. Domatesleri birazcık süsledim. Bu şekilde arkadaşlar tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlarım karnıyarımın hazırlığı bitti. Artık fırını süreceğim. Salçalı suyunu döktüm gördüğünüz gibi. Bakalım kaç dakika kalacak? 180 derece alt üst pişirmeye olacak. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi karnıyarım pişiyor. Bir göstermek istedim sizlere. Ne kadar kaldığını söylerim zaten. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere karnıyarımız oldu. Çok güzel oldu. Yaklaşık 20 dakika kaldı fırında. Zaten biraz pişmiş olduğu için çabuk da pişti. Kolay, pratik, basit dediğim gibi arkadaşlarım. Bir de iç harcını isterseniz maydanoz koyabilirsiniz. Benim elimde yoktu. Ben koymadım. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aydın'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.